Efendim Federica e, 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 Mogherini e, bugün düzenlediği basın toplantısında aynı şunu söyledi. Türkiye ile üyelik görüşmelerini e, askı almıyoruz ve kesmiyoruz. Bundan sonraki yol haritası ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Türkiye bundan sonraki süreçte ne yapacak? Türkiye he, tüm fasıllar açmaya hazır. Konuşmamda da söyledim. Ve açılış kriterlerini yerine getirmeye de hazır. Bugüne kadar getirmiş. Bizim problemimiz teknik değil. Bizim önümüze çıkarılan engel e, siyasi bir engeldir. Ve Türkiye ile ilgili karar vereceklerse de versinler. Bugün vermişler işte e, müzakereler sürdürelim. Ama bu bir söz olarak kalmamalı uygulamada bunu görmeliyiz. Şimdi vize serbestlisi ile ilgili diğer konularda atması gereken adımları da söyledik. Ve önümüzdeki süreçte bu konularda bazı gelişmeler olacağını da söylediler. Ve bundan sonraki süreçte madem Türkiye ile yani süreci devam ettirmek istiyor. Kendilerine de örneklerle verdiğim gibi yani biz 60 senedir rakamlarla bugün kıyaslamalar da yaptım. Biz müzakere ediyoruz. 60 sene önce karar vermişiz. 3 sene önce müzakerelere başlayan Karada 26 fasıl açtı. Biz daha 18 fasılı ancak açabildik. 2005'ten bu yana. Yani 12 sene içinde. Bizimle müzakerelere başlayan, aynı gün müzakerelere başlayan Hırvatistan, ki konuşmamda da söyledim her iki ülkenin üye olması ya da mesafe kat etmesi bizi mutlu eder bizim dostlarımız. Kaç sene önce üye oldu. Demek ki konu teknik değil, konu siyasi engeller siyasi. İşte bu siyasi engellerden arındırılmış biz yaklaşım istiyoruz. Ne kadar samimi olduklarını bundan sonra göreceğiz ama bir şey de yani anlatıyoruz, öğrenecekler. Türkiye'de farklılıklarımız da olsa Eşit bir ortak gibi bak bakmalılar ve öyle davranmalılar. Ve bugüne kadar ki yaklaşımlarından, yanlış yaklaşımlarından ve hatalarından da ders almış gibi gördüm. Ama inşallah samimilerdir, derste de almalılar ve Türkiye ile ilişkilerini samimi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde götürmeleri gerekiyor. Efendim geçtiğimiz hafta olan olumsuz havanın bugün dağıldığını ve olumlu bir havanın oluştuğunu söyleyebilir miyiz? Ben bu olumlu havayı gördüm. Yani hataların anladıklarını da gördüm eğer samimilerse. Ve yapılan konuşmalarda da Türkiye ile ilgili benim olduğum şeyde de herkes Türkiye ile ilgili konuşmadı ama konuşanların da Avusturyalı da Türkiye hakkında olumsuz bir şey söylemedi. Sabah ne konuştuğunu bilmiyorum. Ama Türkiye işte NATO içinde bizi engelliyor. Avusturya biliyorsunuz NATO üyesi değil. Bu politikasını gözden geçirmesini istiyoruz dedi. Rica ediyoruz dedi. Onun dışında olumsuz konuşan olmadı. Türkiye ile ilgili de olumlu şeyler söylendi. Yani daha pozitif bir atmosfer var. Ee, ama samimi ol, olmazlarsa yarın yine e, hemen dağılabilir. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nu da söyledik. Avrupa Parlamentosu'nda 80 milyonluk bir ülke için bir raportör atıyorlar. Bu raportör de taraflı. PKK'nın pozisyonu destekliyor. Bunu da söyledim konuşmamda. Biz kendisine o kadar zaman ayırdık. 2 e, saat ayırdım en son geldiği zaman. Benim ve diğer bakanlarımızın, Adalet Bakanımızın, diğer bakanlarımızın, Avrupa Birliği Bakanımızın söylediklerinden bir kelime bile raporunda yer vermedi. E şimdi böyle olmaz. Yani Türkiye ile ilgili rapor hazırlarken bizim görüşlerimizi de yer vermeli gerekir. Objektif ve dengeli olmaları gerekiyor. Olumlu havayı gördüm ama ne kadar samimi olduklarını önümüzdeki süreçte göreceğiz ama verilmesi gereken ne kadar mesaj varsa geçtiğimiz günlerde yaşanan sorunların sebebi ve tepkilerimiz dahil Hepsini de bugün tane tane net bir şekilde verdik.